Merhaba arkadaşlar. Sizden gelen yorumlar çerçevesinde biraz video ses kalitemi düzeltmeye çalıştım. İnşallah bu videoda biraz daha iyi olur ses kalitesi. İlk başta Borsa İstanbul 100'ü analiz edeceğim. Bugünkü analizimizde Borsa İstanbul 100 bulunmakta. Haftalık grafiğe geçelim. Kullandığım 20 ve 50 haftalık grafikler, ortalamalar. Önemli olan 20 haftalık ortalama. 20 ve 50 haftalık ortalamalar yukarı doğru. Burada gördüğümüz şöyle. Önceki en yüksek değerin üstüne geçtiğini görüyoruz. Ve ortalamalardan uzaklaşmış. Şu bölgede boşluğun arttığını görüyoruz. Bu durumda bu pullback'ten sonra yukarı çıkmaması durumunda aşağıya doğru ineceği seviyeler bir pullback olmuş. Bundan sonra yukarı çıkacak bir gücü bulamaması durumunda. Çünkü burada önceden yukarı çıkmaya çalışmış ve orada bir dirençle geri inmiş. Şu bölgede destek bulmuş. Burayı, bu direnç noktasını geçmiş, fakat burada 2018'in başından itibaren en yüksek noktasına geldiği yer. Burada yukarı doğru çıkamazsa ortalamaya doğru inmesi mümkün. Ortalamalar da şu şekilde gittiğini düşünürsek 20 haftalık ortalamanın ortalamaya şuraya doğru gelmesi, daha sonra yukarı çıkması mümkün. Tabii bu ikiz tepeler de oluşturabilir. Bundan sonraki ilerlemesine bakmak lazım. Şöyle aylık grafiğe bakarsak, aylık grafikte net olarak görülmekte tekrar en yüksek seviyeye geldiği, şimdiye kadar olan en yüksek seviyesinde. Bu durumda bir geri düşme, geri gelme mümkün. Çünkü ortalamalardan çok uzaklaşmış. Bundan sonra bir pullback beklenebilir. Hatta şöyle diyebiliriz. Şu anda ayın ortasındayız, fakat bu ayın en düşük değeri şurası. Şu bölge. Bu en düşük değerin aşağıya gitmesi durumunda aşağıya doğru ilerlemenin tetikleneceği söylenebilir. Haftalık grafiğimize tekrar geçelim. Haftalık grafikte de aynı şey görülmekte. Yani şu değerlerin altına inilmesi durumunda ortalamalı şu bölgeler aşağı inişin devam edeceği söylenebilir. Günlük grafiğe geçersek, günlük grafikte tekrar bir pullback görmekteyiz. Günlük grafik sağlıklı görünmekte. Bize soru işaretleri yaratan haftalık grafikteki, yani uzun dönemdeki teknik oluşum. Günlük grafikte eğer işlem yapıyorsanız bu işlemlerin çok kısa dönemli olması daha yararlı olur. Çünkü haftalık grafikte ortalamalardan uzaklaşmış, aylık grafikte de aynı şekilde ve ikiz tepeler oluşturma olasılığı var. Her gördüğünüz iki en yüksek nokta iki tepe oluşturacak bir kayda yok. Fakat bu durumda bunu gözetlemeniz daha sağlıklı olacaktır. Borsa İstanbul 30'a bakarsak gene orada da aynı yapılanmayı görmemiz mümkün. Gördüğünüz gibi gene aynı yapılanma aylık grafikte. Haftalık grafikte aynı şekilde. Günlükte aynı şekilde. Birbirlerine çok benziyorlar çünkü.
Evet, bugünlük de bu kadar. Bu videoyu beğendiyseniz üye olmayı unutmayın. Görüşmek üzere, bay bay.